Merhaba. Şöyle mi gelin? Merhaba arkadaşlar. Ya öncelikle gazeteci olarak buradayım. Bir yandan basın özgürlüğünü, bu ülkemizin demokratik haklarını savunmak için, bir yandan da Can Atalay'ın çocukluk arkadaşı olarak buradayım. Yani Can Atalay bildiğim, onunla birlikte mücadele ettiğim yoldaşım, dostum ve aynı zamanda avukatım. Ve bugün buraya gelirken neler söylemem gerektiğini düşünürken şunu düşündüm. Suçlu kim? Arkadaşlar suçlu kim? Suçlu Gezi Parkı'nı bir AVM yapıp, betona çevirip, oradan rant devşirip ceplerini doldurmaya çalışanlar mı suçlu? O yeşil alanı, o depremde toplanma alanı olan, o güzel merkezimizi korumak isteyen Can Atalay mı suçlu? Tayfun Kahraman mı suçlu? Mine Özer'den mi suçlu? Veya arkadaşlar, valide bağ korusuna sabaha karşı moloz dökenler mi suçlu? Orayı betona, ranta, ceplerini doldurmak için kullanmak isteyenler mi suçlu? Valide bağ korusunu korumak isteyen, orayı yeşil olan koru olarak bırakmak isteyen, çocuklarımıza sağlıklı bir alan olarak teslim etmek isteyenler mi suçlu? Arkadaşlar Haydarpaşa garını otel yapmak isteyenler mi suçlu? Oradan para kazanmak isteyenler mi suçlu? Oranın halka ait olduğunu savunanlar mı suçlu? Arkadaşlar Soma'da 301 madenciyi öldürenler, para hırsıyla, aç gözlükle katledenler mi suçlu? O işçilerin aileleriyle birlikte haklarını savunan Can Atalay ve avukat arkadaşlarımız mı suçlu? Arkadaşlar Aladağ'da tarikat yurdunda 11 kız çocuğumuzu ölüme mahkum eden, onları yakan tarikatlar mı suçlu? O çocukların, o ailelerin haklarını savunan, onlarla birlikte adaleti arayışında olan Can Atalay ve meslektaşları mı suçlu? Arkadaşlar Hendek Havai Fişek Fabrikası'nda 7 işçiyi göz göre göre para hırsıyla öldürenler, ondan sonra onlar daha cenazeler bulunmamışken müsiat üyeleriyle moral yemi yiyenler, bu talimatı verenler mi suçlu? O işçilerin haklarını savunan Can Atalay mı suçlu? Arkadaşlar bu ülkede barış içinde, kardeşlik içinde bir arada yaşamayı savunanlar mı suçlu? Bu halkı birbirine düşman etmek isteyen, bu halkı kutuplaştıran, bu halkı yoksullaştıranlar mı suçlu? Arkadaşlar Hatay halkının depremde yerle bir olmuş, beton altında göz göre göre o insanların ölmesine neden olmuş, o insanları ölüme mahkum etmiş, imar hafları çıkartmışlar mı suçlu? O halkın seçilmiş milletvekili, onların hakkını savunacak, adaleti savunacak Can Atalay mı suçlu? Arkadaşlar bunları onlarca çoğaltabilirim. Onlarca çoğaltabilirim. Ama en son söylememiz bir şey daha var, söylememiz gereken. Bu halkın iradesini temsil eden, mecliste olması gereken, mecliste halkın hakları için, onların adaleti için mücadele etmesi gereken Can Atalay mı suçlu? O meclisin iradesini, halkın iradesini, milletin egemenliğini yok sayıp darbe yapanlar mı suçlu? Arkadaşlar her şey çok açık. Bir yanda kötülüğün iktidarı var, kötüler var. Rantla, yolsuzlukla doymayan, aç gözlükle doymayan çeteler var. Ve bu çeteler ülkeyi işgal etti, ele geçirdi. Ve haklı olanları, adalet mücadelesi, özgürlük mücadelesi verenleri hapsediyorlar. Her şey bu kadar net. Onun için halkın vekili Can Atalay cezaevinde. Onun için meclis askıya alındı. Onun için yargı bir rüşvet batağına saplandı. Sırf onlar cebini doldursun diye, bir avuç insan cebini doldursun diye halkın özgürlüğü elinden alındı. Halkın hakları elinden alındı. Halkın vekili elinden alınmak isteniyor. Ama biz biliyoruz ki o kadar kolay değil. O kadar kolay değil. Bu halkın umudu var. Bu halkın şanlı gizli direnişi var. O gizli direnişinde o halkları savunan, o barışı, özgürlüğü savunan, demokrasiyi savunan, gericiliğe karşı duran insanlar var. Ve bunun içinde kalabalıklar kazanacak, halk kazanacak. Bu darbeciler, bu kötülük çeteleri, bu rantçılar mutlaka ve mutlaka hukuk önünde, bağımsız mahkemeler önünde yargılanacak. Can Atalay da halkın vekili olarak Silivri cezaevinde de olsa mücadelesine devam edecek. Çok teşekkür ederim. Timur Soykan'a çok çok teşekkürler. Sosyal Hukuk Derneği'nden Can Atalay'ın avukatı, meslektaşımız avukat Akçay Taşçı. Eyleme neden izin verilmedi acaba? Bir onu tekrar dinler misiniz? Açıkçası eylem komitesine sorsanız. Birazcık ön alabilir miyiz? Açıklamadan sonra. Değerli dostlar, değerli yoldaşlar.
değerli basın emekçileri, değerli halkımız. Dün birkaç gün önce daha doğrusu Canan Atalay'ın vekilliğinin düşürülüp düşürülmeyeceğine ilişkin belki bazı gazetelerde, belki bazı sosyal medya hesaplarında birkaç tane formülasyondan bahsedildiği söylendi ve haklı olarak gazeteciler, haklı olarak meslektaşlarımız, haklı olarak bazı siyasetçiler bize sordular. Acaba bu formülasyon doğru mudur? Bunun sonucu ne olur diye. Formülasyondan bahsedilen şey şundan ibaretti. Can Atalay milletvekilliği önce düşürülecek, daha sonra tekrar Anayasa Mahkemesi'ne başvuru yapılacak. Anayasa Mahkemesi yine bir ihlal kararı verecek. Bu defa muhatap Türkiye Büyük Millet Meclisi olduğu için Türkiye Büyük Millet Meclisi Anayasa Mahkemesi kararını uygulayacak ve böyle bir ara çözüm yolu bulunacak. Bize bu soru sorulduğunda verdiğimiz cevap şundan ibaretti. Siyasetçilerin siyasetin ne çevirdiği, ne yaptığı bizi doğrudan ilgilendirmez. Bu ülkede bir formülasyon aranıyorsa, eğer hukuka dönüş konusunda, eğer dokunulmazlık hakkının sağlanması konusunda, eğer anayasal hukuk devletini iddiamızın devamı konusunda bir formülasyon aranıyorsa, anayasa zaten bu formülü vermişti. Anayasa Mahkemesi anayasaya dayanarak vermiş olduğu kararda ne yapılması gerektiğini söylemişti. Dolayısıyla... Evet, aslında avukat Akçay Taşçı söylüyor. Yani Can Atalay'ın avukatları ve bütün hukukçular başından beri söylüyor. Eğer bir formülasyon aranıyorsa hiç aranmasına gerek yok. O formülasyon zaten anayasada var diyor. Bugün de gördünüz, gazeteci, meslektaşımız, arkadaşımız Timur Soykan bir konuşma yaptı. Yanında sevgili Şükran Atalay da vardı. Ve tepki göstermeye devam ediyor Can'ın meslektaşları, Can Atalay'ın arkadaşları. Şimdi Can Atalay'ın vekilliğini düşüren karar, biliyorsunuz hüküm okunmadan önce bir kapalı oturumda değerlendirildi. Haber ilk geldiğinde anlamaya çalıştık. Neden acaba kapalı oturum, ne oluyor diye. CHP'nin talebiyle oldu. Fakat sonra hüküm açık oturumda okundu. Bunun meğer bir sebebi varmış. Bu usule ilişkin CHP lideri Özgür Özel açıklama yaptı. Aslında dedi, biz kapalı oturumda okunmasını istedik hükümün. Çünkü kapalı oturumda konuşulanlar, bilirsiniz, 10 yıl açıklanmaz ve gizlilik vardır. 10 yıl boyunca kamuoyuyla paylaşılmayacaktı kapalı oturumda okunsaydı bu metin. Dolayısıyla da Atalay'ın vekilliği 10 yıl boyunca düşürülemeyecekti diyor Özgür Özel. Arkadaşlar, bu meclis iç tüzüğünü, hani böyle çok övünmeyi sevmem ama bir yerde övüneceksem herhalde burada övünürüm. Arkadaşlarımızın yaptığı iş son derece doğru bir iş. İç tüzük gereğince kapalı oturum talep edildiği anda kapalı oturuma geçilir. Gerekçeni anlatırsın. Eğer karar kapalı oturumda okunsaydı, diyorlar ki tartışmalar gizli mi olacak? Karar aleniyet kazanmamış olacaktı. Ve kapalı oturumda okunan bir karar, kapalı oturum tutanakları 10 yıl açıklanamadığı ve 10 yıl süreyle bu konuda görüş beyan edilemediği için karar kapalı oturumda okutulacak. Ama kamuoyunda aleniyet kazanmadığı için, Hataylılara biz sizin milletvekilinizi düşürdük diyemedikleri için ve kapalı oturumdan sonra gidip içeride ne yaptıklarını anlatamayacakları için 10 yıl süreyle bu rezalet ertelenmiş olacaktı. Tabii kapalı oturumda kararın okutulması yerine oturumun sonlandırılıp tekrar açık oturuma getirip okutulmasıyla kendilerince şekil şartı sağlamışlar. Ama bu sefer de okuttukları karar yanlış karar. Dediğim gibi anayasal olarak da hukuken de vicdanen de yok hükmünde. Evet, CHP'nin kapalı oturum talebinin sebebini de böylece CHP liderinin ağzından öğrenmiş olduk. Halktv.com.tr'de bugün Sezin Öney bir yazı kaleme aldı. Can meselesi başlıklı. Bir bölümünü sizlere okumak istiyorum. Çünkü mesele aslında Can Atalay meselesinden çok daha fazlası diye hep altını çiziyoruz. Diyor ki Sezin Öney, bu ülkede hep daha fazla hukuksuzluk, sosyoekonomik mesele, toplumsal sorun varken gerçekten Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesi gerçekten önemli mi? Evet, çünkü o dop dolu bardağı taşıran son damla. Evet, çünkü gerçekten de bu mesele bir can meselesi. Bu seferki gerçekten de can meselesi, çünkü Türkiye Cumhuriyeti'nin anayasal düzenin sona ermesinden bahsediyoruz. Anayasal düzenin sona ermesi de diğer tüm düzenlerin sona ermesi anlamına gelir. Can ve mal güvenliğinin garanti altında olmaktan çıkması demektir.
Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesiyle nasıl bir sistemin içinde yaşadığımızı hatırlamış olduk. Yerel seçimlere sanki gayet normal bir ortamda ve demokratik bir sistemin içindeymiş gibi giderken neyle karşı karşıya kaldığımızla yüzleştik. Can Atalay vakası gösterdi ki Türkiye'nin gittiği istikamet sonucu merak edilmeyen seçimlerin ülkesi olmaya doğru. İktidar alternatifi olabilecek herhangi bir gerçek aday, kazanabilecek aday ortaya çıktığında muhakkak siyasetin dışına itiliyor, diyor Sezin Öney. Sezin Öney'in yazısında aslında nasıl bir sistemin içinde yaşadığımızı görmüş değil, bakın hatırlamış olduk demesi çok önemli. Çünkü dediğimiz gibi Can Atalay ve Can Atalay'ın yaşadıkları ilk değil. Bu ülkede pek çok siyasetçiye bu yaşatıldı. Zaten bakın ne diyor Sezin Öney? Herhangi bir kazanabilecek aday ya da bu sistemi tehlikeye atabilme potansiyeli olan isim ortaya çıktığında muhakkak siyasetin dışına itiliyor, diyor mesela Selahattin Demirtaş. Evet, şimdi Murat Kurum'un dün akşam çok konuşulan bazı açıklamaları.